Bu akşam Rabbimizin bir mübarek ismi şerifiyle beraberiz. El-Alim ismini ele almaya çalışacağız. Bu isim ilim köküne nispetlenmiş. Arapçada ayl, Türkçe'ye de geçen bir kavram zaten. El-Alim de her şeyi her zamanda, mekanda ya da zamansız mekansız, her durumda eşsiz ve benzersiz, mükemmel manada bilen manasını verir. Tabi sadece Rabbimize has bir isim, has bir sıfat. Bu bilginin, ilahi bilginin mahiyetini, niteliğini bizim bilmemiz de imkansız. Çünkü insan bilgisiyle, beşer bilgisiyle ilahi bilgi asla kıyaslanamaz. Dolayısıyla insan Allah'ın bilmesini tam olarak kavrayamaz. Çünkü ilahi bilgi insan bilgisine benzemeyen bir bilgi, mutlak ve sınırsız bir bilgi. Arapçada ilim, malumat, alim, alamet, ta'lim, muallim hep aynı kökten gelir. İlim, insanın iyiyi kötüden ayırt etmesini, doğruyu yanlıştan tefrik etmesini ifade eder. Yani insan eğer bir bilgiye sahip olursa bazı şeyleri ayrıştırma imkanı elde etmiş olur. Bu bir şeyi idrak etmek olarak da tarif edilmiş. Mesela İbn-i Faris'e göre bir şeyi kendisinden olmayandan ayırmayı sağlayan iz, işaret ve alamettir demiş. Böyle bir tarif etmiş. Yine mesela insanın muallim olması da sahip olduğu o ilimlerin, verilerin insanda oluşturduğu bir ihtisas, bir mütehassıs kimlik manasına gelir. Mesela alamet de aynı kökten gelir. Bakıldığı ve görüldüğü zaman insanda bir idrake, bir algıya, bir kavrayışa yol açan her şey alamettir. Biz mesela bir şeyi gördüğümüz zaman o gördüğümüz nesne, obje, her neyse bizde bir takım algılara, düşünceye, fikre yol açıyor ya. Mesela sürahi gördüğümüz zaman suyu hatırlarız. Dumanı gördüğümüz zaman ateşi hatırlarız. Bir ses duyduğumuz zaman o sesin sahibini mesela hatırlarız. Telefonda da buyuruyor. Konuşurken mesela hemen alıyoruz sesi. Sesi duyar duymaz sima zihnimizde, muhayyilemizde canlanır mesela. Dolayısıyla alamettir bunlar. İnsanda bilgi uyandıran, insanda bilmeyi sağlayan bir takım alametler, işaretler. O yüzden Rabbimizin alemlerin Rabbi olması gerçeği var. Yani Bismillah, Elhamdülillah, Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Alemler, yani ne manaya gelir? Alametler kümesi, alametler manzumesi. İlimler kümesi. İlimler kümesi. İnsanda malumat sağlayan nesneler, objeler, efendim, oluşlar manzumesi manasına gelir. Rabbimiz onun için alemlerin Rabbidir. Neden? Alametleri o var etmiştir. O var etmeseydi alametler de olmazdı. Mesela virüs. O da bir alamet. Aynı zamanda bir ayet. O da hayatı temin eden bir ayet, bir alamet. Hayvanlar alemi, insanlar alemi, bitkiler alemi. Öyle gider. Ben şahsen mesela 18 bin alem ifadesini önemsiyorum. O mesela alemlerin çokluktan kinaye bir ifadesidir diye düşünüyorum. Bilemediğimiz daha başka alemler de olabilir. Sakai Barik hakkında çok fazla bilgimiz yok. Tanrı'nın bir dışında. Dolayısıyla alamet de oradan gelir. Mesela alim de oradan gelir. Alim, alametleri bilen demek. Alametler arasında bağ kuran demek. Onun için ilim, bağ kurmaktır. Bir insan bir şeyin bir başka şeyle bağını kurabildiyse,
irtibatını sağlayabildiyse, tertibat oluşturabildiyse, tesisat oluşturabildiyse, bu neyin alametidir? Bilginin alametidir. Arabaya götürüyorsun insan, bir ses geliyor. Tamirci diyor ki, aks bilgisi diyor. Tekerde bir uğultu var mesela. Mesela başkası bilmez. Bu alamet işte, yani bilgiye dayalı bir data, bir veri, oradan yola çıkarak o işin alimi olmuş. Onun için alim, alemler, alametler arasında bağ kuran demek. Bayrağı da mesela alem demiş. Neden? Sembolize ettiği değerleri, yasaları, kültürü, geleneği, coğrafyayı ne yapar? Ayırır, ayrıştırır. Onun için alemlenmiştir. Hangi ülkenin, hangi toplumun, hangi geleneğin, hangi inancın, hangi kültürün alameti ise bayrak da ortada alem, alem diye isimlendirilmiş. Alim ile alim arasında fark var. Mesela Kur'an Rabbimiz için alim kullanmış. Alim, yani sigay-ı fail diye geçer Arapçada. Aynen metin gibi, matin değil mesela. Metin. Alim, mesela rahim, rahim değil, rahim. Bu sigayı efendim fail diye geçer. İsmi fail değil, mübalağa ile isim fail. Yani öyle gelen isimler diğerini de içine alır. Yani el-alim, alimi de içine alır. Yani Rabbimiz hem alimdir ama ilmi her şeyi ihata edendir. Onun için bir insana alim denmez. Alim, ilmi her şeyi kuşatan, mükemmel manada bilen demek. Ama alim, kesbedilerek, kazanılarak, bir mesai, bir gayret ortaya konularak elde edilen bilginin insanda oluşturduğu sınırdır. O yüzden mesela insana alim denmez. Allame denilebilir. Ama Allah'a da allame denmez. Alim de değil, allame de değil, Allah'a muallim de denmez. Çünkü muallim de aynı kökten gelir. Muallim, kazanılarak elde edilen sıfatı demek. O yüzden mesela her muallim geçmişinde talebedir. Çok gayretli ve çalışan talebeler muallim olma sıfatını kazanabilirler. O yüzden de mesela el-alim, alimi de içine alan bir kelime, bir isim. Allah'a muallim denmez dedik. Fakat Rahman suresinin isminde Er-Rahman, Rahman'dır. Allemel Kur'an, Kur'an'ı öğretti. Aslında Allemel'in ismi faili muallimdir. Fakat Kur'an Rabbimiz için muallimi kullanmamış. Alim ismini kullanmış. Fakat peygamberler muallim midir? Muallimdir. Neden? Bir melek vasıtasıyla bilgiyi ne yapmışlardır? Almışlardır. Dolayısıyla Rabbimiz için muallim de kullanılmaz, alim de kullanılmaz, alim kullanılır. Çünkü hepsini kuşatan bir kavram. Allah için arif de kullanılmaz. İnsan için kullanılır. Kur'an'da Rabbimizin arif diye bir ismi yok. Neden? Arif, kişinin öncesinin cahil olduğu sonradan kazanılmış bir sıfat. Yani her arif geçmişinde cahildir. O yüzden Rabbimiz için cehaletten bahsedilemeyeceğinden arif de kullanılmaz. Çünkü marifet sahibi daha önceden malumata sahipti. Bilgi onda daha da derinleşti, marifet sahibi oldu. Marifet ilimden biraz daha köklü bir bilgi. Mesela alim insanlar zahiri görürler, arif insanlar biraz daha içe nüfuz ederler. O yüzden irfan ehli derler ya, irfan ehli. Daha derin bakabilen, daha geniş boyuttan ele alabilen demek. Dolayısıyla arif ile alim arasında fark var. Marifet bir şeyi diğerlerinden ayırma kabiliyeti, onun özünü bilmek. Arkadaşlar, bir de yakîn var. Yakîn. Kur'an'da geçer, Bismillah. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Burada yakin var. İlim ile yakin arasında fark ne var? Nedir? İlim, insanın aklıyla, zihniyle, idrakiyle bir şeyi kapsaması, yakin kalbiyle kuşatması. O yüzden mesela imanla ikan arasında da fark var. Orada Rabbimiz kalpleri yakine ulaşmışlardan bahsediyor. Demek ki iman, bir şeye inanmak, ikan, yüreğin ona yatışması demek. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Gözümüzün önünde deniz yarılsa hiç şaşırmayacağız. Neden? Daha önce yarılmıştı. Olağanüstü bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Bugün görsek ki yine bir bıçak kesildi, şaşırmayacağız. Görsek ki yine mesela Rabbimizin görevlendirdiği bir takım sürüler bir toplumu cezalandırıyorlar yukarıdan, hiç şaşırmayacağız. Neden? Bu ikandır işte, imandan da öte. Kalbin yakinine ulaşması, daha kapsamlı bir inancı ne yapması, içselleşmesi. Onun için yakin ve ilim arasında fark var. İlim ile şuur arasında da fark var. İlim bir şeyi yüzeysel olarak bilmek, şuur inceden inceye bilmek. Yani bir farkındalık üzerinden. O yüzden mesela ince bir dikkat gerektirir şuur. Arapçada mesela saça ne denmiş? Şar. Şar. Saç. Mesela şiir. O da oradan gelir. Tüyleri diken diken eden söz demek. Mesela şair. Söz ustası demek. Şuur. İnsanı harekete geçiren bilinç demek. Mesela meş'ar, Kur'an'da geçer, meş'aril haram, Müzdelife. Neden? Hüccac, Arafat'tan Müzdelife'ye geçer, orada taş toplar. Meş'aril haram, şuurlanma yeri, bilinç yeri. Neden? Sabahleyin kıyasıyla bir cihat var. Cevrat taşlanacak. Yedi taş atılacak. Şimdi meş'ar da oradan gelir. Yine mesela şe'air, o da oradan gelir. İnce bir bilinç. Keskin bir farkındalık. Mesela arpaya da şair denmiş Arapçada. Neden? Buğdaydan farklı, kıl gibi uzantısı var ya, onu buğdaydan ayırıyor. Bu noktada mesela kelimeler çok zengin. Rabbimizin bilgisiyle insan bilgisi arasında kıyaslanamaz bir mahiyet farkı var demek. Mesela Kur'an marifeti Allah için kullanmaz. Ama insan için kullanır. Hatta Hucurat suresi 10'u hatırlayalım. Bismillah. Ya eyyühennas, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unza. Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceannakum şuuben ve kabaile lite'arafu. Burada kelime geldi. Birbirinizi tanımanız için, tanışmanız için sizi soy soy, kabile kabile, şube şube, renk renk, ırk ırk yaptık. İnne ekramekum indallahi etkakum, Allah katında en değerli olanız, ona karşı en çok muttaki olanınızdır. İnnallahi alimun habir, muhakkak ki Allah her şeyi bilen, alim geçti, habir her şeyden haberdar olandır. Yani sen bu arafa geçti, nedir? Marifet, tanışmaktır. Tanışmak. O yüzden mesela farklı renklere sahip olmamız ne içinmiş? Tanışabilmemiz içinmiş. Bu noktada mesela marifet insan için kullanılır, Allah için kullanılmaz. İnsanın tanıması için bir gayret gerekir mi? Gerekir. Rabbimiz için bundan bahsedilmez. Mesela şuur, Rabbimiz için kullanılmaz. İdrak, Rabbimiz için kullanılmaz. Yine ihsas, hissetmek, his sahibi olmak, duygu sahibi olmak Allah için kullanılmaz. Akıl, insan için kullanılmaz.
Mesela A9 var. A9 mu diyor? Şahsın kanalı. Orada mesela bazı belgesellerde yaratanı büyük akıl olarak isimlendiriyorlar. İzlemiştim. Çok itici gelmişti mesela. Rabbimiz için akıl kullanılmaz. Akıl beşer için. Aklı olmayanın dini de yoktur denir ya. Allah için akıl kullanılmaz. Son derece yanlış bir ifade. Dolayısıyla bu kavramlar beşeri bilgiyi öğreten kavramlar. Beşerin idrak alanına giren kavramlar. O açıdan da mesela Allah'ın bilgisiyle kulların bilgisini kıyaslarsak şunları söyleyebiliriz. Allah'ın bilgisi bilinenin yani malumun olmasına bağlı değildir. Ama insanın bilgisi malumun olmasına bağlı. Mesela sorarlar neyi biliyorsun? Bakın neyi biliyorsun? Orada bir malum var, soru işareti. Bilgin neye dayalı? Bir o hadise olmalı ki bilesin. Rabbimiz için bilinenden bahsedilemez. Çünkü bilmezlikten bahsedilemez. Ama kulun bilgisi bilinenin varlığına da bağlı. Bir bilinen olmasa insan bilemez. İki, mesela Hazreti İsa'nın Hazreti Peygamber'i müjdelemesi arasında ne kadar zaman var? Yaklaşık değil mi? 550 yıl falan. Mesela burada duruyoruz bakın. Efendim, Hazreti Yusuf'un bizim için zaman düzleminde hazırlık süreci, o ilahi senaryo bizim için şu an malum. Neden? Rabbimiz öğretiyor. Ama Rabbimiz için böyle bir şeyden bahsedebilirim. Haşa. Demek ki burada bilinenin varlığı insan için gerekli ama alemlerin Rabbi için gerekli değil. İki, Allah'ın bilgisi bizatihidir. Zatıyla özdeştir ama insanın bilgisi kazanılmıştır. Her bir sahip olduğumuz bilgiyi müktesep bir bilgi olarak elde ettik. Kazandık yani. Talim ettik, tedris ettik, rahleye tedrise çöktük, okul okuduk vesaire. O açıdan insan kesbedilmiş bilgidir bizim bilgimiz. Fakat peygamberlerin bilgisi farklı. O vehbi bir bilgidir. Rabbimiz direkt hibe etmiştir. Bizimki kazanca dayanır. Üç, Allah'ın bilgisi zamana bağlı değildir. Ama insanın bilgisi zamana bağlıdır. Allah için önce ve sonradan bahsedilemez. Ama insan için önce ve sonra var. Dört, Allah bilmek için duyulara haşa ihtiyaç duymaz. İnsan ise duyulara ihtiyaç duyar. Dokunmadan biz bilemeyiz. Ama Rabbimiz için öyle bir şeyden bahsedilemez. Başlangıçta insanda havas-ı hamse denen beş duyu var. İnsanın bilgisi duyulara uyar. Beş, Allah'ın bilgisi kalıcıdır. İnsan bilgisi geçirmiş. Altı, Allah'ın bir şeyi bilmesi bir başka şeyi bilmesinden alıkoymaz. Ama insan bilgisi aynı anda birçok bilgiye ne yapamaz? Ulaşamaz. Birçok bilgiyi de toplayamaz. Derc edemez. Ama Rabbimiz için bu düşünülemez. Yedi, Allah'ın bilgisi sonsuzdur. Ama insan bilgisi sondur. Bu da beşeri bilgi ile ilahi bilgi arasındaki bir mukayese. Allah için bilgiç, bilge denmez. Çünkü bilgi seküler bir kavram. Kur'an ilimdir. Bilgi. Mesela epistemoloji var biliyorsunuz. Bilgi felsefesi. Bilginin de bir felsefesi var. Mesela bilginin üretilmesi var. Bilginin iletilmesi var. Değil mi? İnsan mesela bilgiyi hem üretir hem de iletir. Fakat bilgi insanın kendi gayretleriyle elde edebildiği bir şey. O yüzden de mesela insana bilgi, bilgin denilebilir. Bilgiç denilebilir. Ama Rabbimize denilmez. El-Alim. O sıfatla mutlasın. O yüzden de mesela İbn-i Sina şöyle bir tarif yapmış güzel. Allah'ın ilmi eşyanın içinden bahsediyorsa habir,
Çünkü insan için haber zahirle alakalı bir gerçeklikken Rabbimiz için içle alakalı bir gerçeklik. Demek ki eşyanın içinden bahsedilen bir bilgi varsa el-habir, eşyanın dışından bahsedilen bir bilgi varsa eş-şehid, sayılır şeylerden bahsediliyorsa muhsi, duyulur şeylerden bahsediliyorsa semiya, görülür şeylerden bahsediliyorsa basir, koruma ve kollamayla birlikte eşyanın inceliklerinden bahsediliyorsa latif. Rabbul Alemin aynı anda hem habir, hem muhsi, hem semiya, hem basir, efendim, hem latif. Bütün sıfatlarıyla aynı anda varlığı bizatihi olandır. Ama insan mesela bir yerden haber aldığında, birçok haber dağılışında frekanslar karışabilir. Tamam mı? Hafızası kaybolabilir. İdraki zayıflayabilir. Ama Rabbimiz için bundan bahsetmez. O yüzden de iman etmek aynı zamanda rahat etmektir. Ne kadar güzel. İman et, rahat et. Yoksa paranoyak olur insanlar. Bugün mesela koronavirüsü diye bir şey var. İbret alem, bir gerçeklik var. Hepimizin realitede yaşadığımız. İman edenler ne kadar rahatlar. Hiç endişeye mahal yok. Avrupa'dan, Romanya'dan bazı arkadaşlar yazılar gönderiyorlar. Bakıyorum var ya, marketleri talan ediyor şu an. Paylaşımlar yapıyorlar, videolar vesaire. İnsanlar geçen diyor, gittim markete, reyonlar bomboş diyor. Eve sıkıyor insanlar. Ya, sokağa çıkma yasağı ilan etmişler vesaire. Biz ne kadar rahatız. O yüzden de iman etmek, kalbin lakine ulaşması, sükuna ulaşmasıdır. Allah'ın bilgisi arkadaşlar, şu ayet kerimede ayan beyan ortaya konmuş. Alimul gaybi ve şehade. O görünen alemin de alimidir, görünmeyen alemin de alimidir. Ne gökte ne yerde zerre miktarı bir şey onun ilmi dışına çıkamaz. Evet, bu kadar. Ayet-i kerimelerde mesela müşriklerin bir yaklaşımından bahsediliyor. Ne diyorlar? Eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Bu mesela fatalizm, kaderci mantık. Her yaptığını faturayı Allah'a keserek geçiştirmeye çalışan mantık. Burada mesela Rabbimizin bir şeyin alimi olması insana verilen cüz'i iradeye müdahale etmesi anlamına gelmez. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani Rabbimiz bilir, insan işler. Allah'ın bilmesi insanın edip eyleyeceği işe müdahale etmesi anlamına gelmez. Yani Mevlud'un güzel bir örneği var. Diyor ki, mesela bir devlet düşünün. Otorite, hükümet, icra, kendisi diyor sahte para bastı darbanede. O devlet mesela bu kalp paraya birilerinin tevessül edeceğini bilir mi? Bilir. Peki neden basar? Yani sahtekarları, efendim, arsızları ve yolsuzları ifşa etmek için basar. Fakat kalp parayı basarken mutlaka birilerinin buna tevessül edeceğini biliyor olması illa birilerine baskı yapması anlamına gelmez. Sürer piyasaya, sonra ne yapar? İzler. Bakayım kim tevessül edecek? Yani böyle bir örnek var, hiç ben faydalanmadım. Rabbimizin bilgisi de böyle. Rabbimiz imtihan vesilesi olarak var eder, yaratır, sunar, sonra insan ne yapar? Murakabe eder. Kimler arsız yola girecek, kimler sadakatle devam edecek. Bunu ne yapar? Sınar. O yüzden de mesela insan bir iş yaptığı zaman önce döner kendi nefsini muhasebe eder. Müşrik mantık ne yapar? Faturayı direkt Allah'a keser. O yüzden diyorlar ki Allah dileseydi şirk koşmaz.
Demek ki Rabbimizin alim olması irademize baskı etmesi anlamına gelmiyor. İnsan eğer acziyetini bilirse bu şuurluluk halini işaret eder. Bir kul eğer kendi acziyetinin müdriki olursa döner de kendi payına buradan acaba bana düşen nedir diye bir muhasebe yaparsa bu kulluğun kalitesinin işaretidir. O açıdan da insan kendisine bakmalı. Her daim. Yani Hazreti Peygamber'in eğittiği sahabe toplumunda da bu bilinci görüyoruz. Ne diyorlar? Bu acaba başımıza nereden geldi? Acaba kendi ellerimizle yaptığımız yüzünden mi? Yoksa Rabbimizin bir imtihanı mı? Eğer bizden mütevellitse kendimize çekip düzen verelim. Rabbimizden bir imtihansa tevekkül edelim. Yani tevhidi bilinç insana bunu öğretiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de El-Alim ismi birçok farklı isimle beraber gelmiş. Mesela Habir ismiyle gelmiş. Efendim, Halim ismiyle beraber gelmiş. Şakir ismiyle beraber gelmiş. Aziz ismiyle beraber gelmiş. Bu isimlerin de efendim esprilerini öncekiler sayede zaten kısaca bulunmamıştır. Allah-u Teala'nın bilmiş olması, biliyor olması eşyaya bir takım yasalar koymasını da ne yapar? İhtar eder, hatırlatır. O yüzden Allah-u Teala kuşatıcı bilgisiyle her şeye bir yasa koymuştur. Buna ne diyoruz? Sünnetullah. Allah'ın değişmeyen yasaları. O açıdan da mesela Rabbimizin ateşe yakma özelliği vermesi, suya donma özelliği vermesi ya da ateşe ya da suya başka bir takım yasalar koyması, onun el-alim olmasının bir tecellisi, bir tezahürüdür. O açıdan da ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Bismillah, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبِد۪يلًا فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا. Sen Allah'ın sünnetinde, yasalarında ne bir değişme ne de bir görüşme bulamazsın. Fakat ilginç bir şey var burada. Sen bulamazsın diyor. Yani değişme olabilir de sen bulamazsın. Ya da sen bir şeyi yasa olarak görürsün, dersin ki budur. Fakat bilmezsin başka yasalar da varmış. Anlatabildim mi? Yani mesela bir şey görürsün, dersin ki, ben keşfettim, bu yasa Allah'ın değişmez bir yasasıdır dersin. Tamam. Bu konuda çok kesin hükme var mı? O bir yasadır ama onun dışında başka yasalar da vardır, senin göremediğin. Örnek verelim. Yani değişen yasaların da değişmez yasadır. Aynen ama biz bilmiyoruz. Örneğin, mesela ateşin yakma özelliği var. Ama ateşin bile söndürme özelliği var. Klimalardaki planın 12 gazını ateş aleti geçiriyor. Orada benim en kafama takılı olacağım. Allah Kur'an-ı Kerim'i korumuştur. Koruduğunu değer etmiştir. Fakat mesela Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i neden korumamıştır mesela işte bu? Tevrat'ı, İncil'i... Yani evet. İndirdiği kitabı korumak Allah'ın yasasıysa onları neden korumadı yani? Önceki yasası öyle değil. Korumasını o kitaba iman etmiş, ilim rehline tevhid etmiştir Rabbimiz. Ayet böyle mi görüyor? Fakat onlar... Örnek olsun diye söylüyor. Tabii, ihale demiyorlar. Koruma efendim, görevini onlara vermişti. Fakat ihanet ettiler. Sonradan Rabbimiz yeni bir yasa koydu. Bu kitabın korunmasını üzerine aldı. Demek ki yasalar değişebilir. Mesela suyun kaynama noktası. Her coğrafyada aynı mıdır? Rakımlarda da farklıdır hocam. Rakım da önemli. Suyun kaynamasında, yani, deniz seviyesinde farklıdır. İşte aynen. Şu denmemiz. Yani Rabbimizin kaynama noktası hususunda koyduğu yasa 100 derecedir. Hayır. İç ve dış faktörlere göre değişebilir. Onun için yüze dair ahkam kesen yarın farklı gerçekliklerle karşılaştığında ne yapar? Şapa oturur. Şunu demeli.
Allah'ın değişmez yasaları vardır. Ama bizim keşfettiklerimiz son derece sınırlıdır. İlerleyen zamanlarda daha ne yasalar keşfedeceğiz? Allah'u alem. O yüzden de Rabbimiz koyduğu yasanın hakimidir, mahkumu değildir. Bu da çok önemli. Yani sünnetullah'a Allah'ı mahkum edemeyiz. Bu insanın haddini aşmasıdır. Dilerse bir başka yasa getirir. Ya sen bir kere bir su örneğini vermiştiniz, böyle bir yerde duruyor diye, onu da söyleyebilir misin? Tabii, mesela sudan duvar yapıyorlar. Çeliği kesiyorlar. Evet. Eskiden suyun 2 hidrojen bir oksijen olduğunu da bilmiyor insan. Şimdi 2 hidrojen bir oksijen diyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda mesela hidrologlar, su bilimciler daha ne yasalar keşfedecekler bilmiyoruz mesela. Ama sünnetullah o H2O diyebildiğimiz o materyale Allah'ın koyduğu bütün yasalar. Ama biz belki %1'ini biliyoruz. Sünnetullah tam kuşatıcı manada. Onun izniyle ne kadar yani, uzak birisi bilir. Mesela insanın mesela ölümüne dair bir yasa koymuş. İnsan bu kapıyı aşamayacak mesela. Ölümü aşamayacak insan. Mesela burada değişmez bir yasa var. Sabit bir yasa. Kapısını kapatmış. Mesela bunun için mutlak manada kullanılabilir. Dolayısıyla sünnetullah Allah'ın hakimi olduğu bir alan. Bunu bilmek lazım. Rabbimizin insanı öğretmesi var. Te'alimul esma diyor. Yani isimlerin öğretilmesi. Bu konuda mesela Bakara suresinde bir ayet var hepimizin bildiği. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım bulmuştu. Onlar da ya Rabbi biz seni hamd ile tesbih ile takdis ederken efendim sen kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi var edeceksin, birini mi atayacaksın demişlerdi. Rabbimiz de sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Sonra ve alleme Adem'e esma'e kullaha, Allah Adem'e isimlerin esmanın tamamını öğretti. Sonra meleklere hadi gerçekten doğru sözcüler iseniz söyleyin bakalım bunların isimlerini. Onlar galu la ilmerena illa ma allemtena illa alimul hakim diyorlar. Ya Rabbi seni 90 sıfatlardan temsil ederiz. Bizim senin öğrettiğinden başka bir ilmimiz, bir bilgimiz yok. Muhakkak ki sen alim olan, hüküm her şeyi kuşatansın dediler. Burada mesela Adem'e esmanın öğretilmesi nedir acaba? Yani Allah-u Teala Adem'e ne öğretti? Alleme Adem'el esma kulla. Bir kısım alimler demişler ki Esmaullah'ı öğretti. Yani Esma-ül Hüsna'yı. Allah'ın isimlerini. Bir kısım alimler demişler ki eşyanın isimlerini öğretti. Mesela buna kürsü dememizi o öğretti. Buna efendim mikrofon aparatı demeyi öğretti. Şuna kitaplık demeyi öğretti demişler. Eşyaya verilecek isimleri öğretti. Bir kısım alimler demişler ki Adem'e öğretilen isimler bütün dünyada konuşulan dillerdir. Yani kıyamete kadar insanın ürettiği ve kullandığı bütün dilleri öğretti. Bir kısım da demişler ki Adem'e öğretilen isimlerle eşyaya isim verme yeteneği verildi demişler. Hangisi doğru? Hepsi mümkün. Hepsi mümkün. Yani hepsi olaya bir yönüyle efendim temas etmeye çalışmış. Rabbimiz insana bilmeyi öğretti. Bilgiyi öğretti. Eğer Allah öğretmeseydi insan bilmezdi. O yüzden biz o öğrettiği için biliriz. Biz bilince öğrenmiş olmayız. Aynen Allah var ettiği için inanırız. Biz inanınca var olmaz. Onun gibi. Yani Rabbimiz öğretti, biz de biliyoruz. O öğretmeseydi bilmezdik. Hazreti Adem'e de mesela buna dair bir talimden, bir öğretiden bahsediyor buradan. Aynı şeyi Er-Rahman Allemel Kur'an. Rahmandır, Kur'an'ı öğretti, halakal insan, insanı yarattı, allemehul beyan, ona beyanı, kendini ifade etmeyi öğretti diyor.
Demek ki öğreten Rabbimizdir. İnsan alemlerin Rabbine eğer talebe olursa, talip olursa onun öğrettiği bilgiye bir izninde iki dünyasında ne olur? Saadeti dare edilir. O açıdan da mesela bilgi arkadaşlar İslam'da bütün insanlığa açılmış bir kredidir, meccanen verilmiştir, asla ticarete alet edilmemektir. Fakat Hristiyanlık ve Yahudilik bildiği pazarladı. Kendi süfli menfaatleri için alet edildiler, metaya dönüştürdüler. İslam bunu yasakladı. Bu açıdan da insana öğretti. Bakın mümine, Müslümana demiyor. O da ilginç. Hani bir ayet var ya Bismillah, وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Mümin için değil, insan için. Rabbimiz yasayı koymuş. Çalışan kazanır. Yatan mümin havasını alır, çalışan gayrimüslim kazanır. Yasa böyle koymuş. İnsana öğretti. Demek ki insana açılmış bir kredi, meccanen. Hem beleş hem bedava. Beleş Arapçada bila şeyden geliyor. Bila şeyin. Ama Türkçe'ye beleş olarak geçmiş. Ne demek? Bir karşılığı olmadan. Bedava da Arapçadan geçmiş. İyi dava demek. Davasız. Bir dava olmadan demek. Yani Rabbimiz bilgiyi hem bila şey hem de bir dava. Biz bir özel gayret harcamadan direkt vermiş. Mesela insana verilen fıtrat. Bedava. Bila şey, hiçbir şey veremedik karşılığında. O yüzden mesela Rabbimiz insana meccanen sunmuştur. Hiçbir karşılık beklemeden. O açıdan da insanda bilgi ikiye ayrılır. Bir huduri bilgi, iki husuli bilgi. Huduri bilgi ne? Hazır bilgi demek. Mesela her bebek annesinin memesini bilir. Ona dair bir eğitim almaz. Bu peşin bilgidir insanda. Tamam, her doğan emmeyi bilir, beslenmeyi bilir, uyumayı bilir, yorulmayı bilir, acıkmayı bilir, üremeyi bilir, üremenin ihtiyaç olduğunu. Buna huduri bilgi denmiş. Yani varlıklarda peşin bilgi. Her tohum çatlamayı bilir mesela. Onda huduridir bu bilgi. Bir de husuli bilgi var. O ne? Sonradan hasıl olan bilgi. İnsanın gayret ederek bulunduğu bilgi, ürettiği bilgi, bu husuli bilgi demiş. Husuli bilgi de üç ayrılır. Bir, akılla bilinebilir bilgi. İki, akılla bilinmeyen, Allah'ın öğrettiği nakille bilinen bilgi. Üç, ikisiyle de bilinemeyen bilgi. Akılla bilinen bilgi nedir? Mesela insanın ateşe yaklaştığında yakar olduğunu hissetmesi nedir? Akılla ulaşılan bilgi. Tamam mı? Fakat bir başkasının ekmeğini çaldığımızda, ekmek bizzatihi helal ama çaldığımız için haram olur ya, bunun sonunun ateş olduğunu Allah öğretir. Bu nakille gelen bilgi. Birincisi, fiziki bilgi. İkincisi, efendim, mesajla gelen bilgi. Bunu mesela mesaj öğretir bize, vahiy öğretir. Yoksa insan bilmez. Bakın bugün bilmezler yüzünden neler çekiyoruz. Borcunu ödemiyor adam. Niye? Salla gitsin diyor. Mağdur ediyor. Kul hakkına giriyor. Bunun sonunun ateş olduğunu düşünmek istemiyor. Bunu mesaj öğretir bize. Yani hayatın kurtlar vadisi olmaması için nakille gelen bilgi lazım. Onun için akılla bilinen bilgi, nakille bilinen bilgi, bir de ikisinin de akılın da ulaşamayacağı, naklin de çok ayrıntı vermediği bilgi, yani gayb alemi. Usulü bilgi de burada üç ayrı. O yüzden Rabbimizin bilgisi dörde ayrılır. Bir, kitap ile verilen bilgi, yani Kur'an üzerinden. İki, kainat üzerinden verilen bilgi, işte gök, yer, gece, gündüz, ay, güneş vesaire. Üç,
hadiseler de verilen bilgi. Örneğin birisi birisinin canını yaktığı zaman onun da canı yanar. Bunu insan ne yapar? Görür ve o yola tebessüm etmekten kaçınır. Hadiseler de verilen bilgi. Dört, insan da verilen bilgi. İnsan başlı başına bir bilgi. Efendim, hazinesi. Duruşu bile insanın birçok şeyini yapıyor, ihsas ediyor. Bugün mesela hekimlik alanında öyle enteresan üniteler kuruldu ki, fakülteler açıldı ki, yeni yeni her gün bazı alanlarda muhatap oluyoruz. Yani insan da bir bilgi kaynağı aynı zamanda. Hem bilginin öznesi hem de nesnesi. Bu açıdan insan eğer bu kainatta var olan her bir şeye en alim olan Allah'ın öğrettiği bilgiyi referans alarak dikkate alır, değerlendirirse ulaştığı bilgi tamamen Allah'a ait bilgi olur. İster biyoloji olsun, ister fizik olsun, ister kimya olsun, ister matematik olsun, ister tıp olsun, ister astronomi olsun. Hangi bilim alanıyla ulaşıyorsa ulaşsın, eğer el-alim olana dayandırabiliyorsa muvahhid bir kimlikte, onun öğrendiği bilgi İslami bilgidir, dini bilgidir, meşru bilgidir, helal bilgidir. İşte İslam toplumlarında böyle bir kırılma yaşandı. Ne oldu? Müsbet bilimler, beşeri bilimler diye ayrıştırıldı. Müslümanlar burada zokayı yuttular. Her zaman söylüyoruz zaten. O yüzden İslami öğreti bilgiyi ayırmaz. Çünkü bilinenin tümüyle Allah tarafından öğretilen bilgi olduğunu bilir. Ama ne oldu? Yani seküler zihniyet de ayırdı. Seküler zihniyet de dini ayrı, müsbet bilimleri ayrı ele aldı. Dindarlar da ne yaptı? Tefrite düştüler. Onlar ifrat, bunlar tefrit. Dediler ki beşeri bilgiler bizi ilgilendirmez, biz din alanıyla ulaşırız. Bu da yanlış. İkisi bir bütünün iki yarısı. Bu da çok önemli. O yüzden de mesela Rabbimiz bize bilmekten bahis buyururken hayatın bütün alanlarını onun alamet olarak sunduğu bilinciyle bilmemizi vaat etmiş. Ayette şöyle buyuruyor isimler. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan kulları içinde layıkıyla, hakkıyla ancak bilenler haşyet duyarlar. Yani alimler diye de tercüme edilir. Ulema, ilim ehli, bilen kimseler. Hazreti İbrahim mesela, burada bir örnek vermiş. Ateşe atılırken Cebrail gelmiş demiş ki, bir talebin var mı? Hani derin bilgiye dair bir örnek. Ne demiş? Hasbi an suali ilmuhu bihali. Allah benim halimi bilmiyor mu ki sen bana soruyorsun? Onun benim halimi bilmesi, ondan isteğim var, bana yeter demiş. Ne kadar harika. Dolayısıyla alim insan, el-alimin her şeyi bildiğini bilen insandır. Alim insan, kendi bilgisinin de her şeyi kuşatamayacağını bilen insandır. O yüzden mesela akil insan da aklının her şeye yetmeyeceğini bilen insandır. Peki ukala? O da oradan geliyor. Akil, akıl, ukala aynı kökten geliyor. Ukala da aklının her şeye yeteceğini bilen insandır. O yüzden ben modern bilim ehlini, yani gayrimüslim bilim ehlini ukala olarak görüyorum. Akil değil. Çünkü laboratuvara girmeyen hiçbir şeyi doğru kabul etmiyor. Gayet inkar ediyor. Hazreti Ali şöyle cevaplamış. Alim kimdir diye sormuşlar. Demiş ki Kur'an'ın önüne hiçbir şey geçirmeyen. Bir başka tarife de şu. Alim haddini bilendir demiş. Ne kadar güzel. İbn-i Mesud demiş. İlim çok hadis nakletmek değil, haşyet duymaktır. İçine dönmek. O çok konuşmak değil. Yine Şafii demiş ki, ulema dışında veli bilmiyor demiş. Veli olmanın şartı bilmektir demiş.
alim olmalıdır. Tabi bilmek de haddini bilmektir. İstirahat yağında göbek büyütüp de müritlere siz bahçede çalışın demek değildir yani. O şarlatanlıktır, başka bir şey değil. Onun için İmam Şafii'nin tarifi de güzel. Ulema dışında veli bilmiyorum demiş. Rabbül Alemin bizi, ben alim olan Rabbimizin ismini bir hakkın idrak eden sahiplerden etsin inşallah. Rabbimiz bilgisi selim olan, imanı sahih olan, niyeti halis olan, ameli de salih olan kullarına etsin. Kirlenmiş bilgiden, yaşadığımız çağın muzahrefata bulaşmış bilgilerinden bizleri muhafaza eylesin. Bizi hastalıklı imandan muhafaza eylesin. Kötü niyetlerden ve fasık amellerden hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Evet, konuyla alakalı varsa katkınızı dinleyelim. Soru varsa birlikte değerlendirelim inşallah.